Gökdelenler ve kaçak göçek binalarla Ankara'nın kentsel ve tarihsel kimliği ağır bir saldırı altında. Erken dönem Cumhuriyet Ankara'sının kültürel ve tarihsel mirası silinmek isteniyor ve bu azgın kentleşme karşısında Cumhuriyet döneminin kamusal mekanlarının, anıtsal binalarının, toplumsal hafızanın yeniden kurgulanmasına yönelik müdahalelerle saldırı altında olduğu bir dönemde Ankara'da bu saldırılara karşı direnen bir örgüt Ankara Mimarlar Odası. Onun başkanı Tezcan Karakuş Candan'la birlikteyiz. Tezcan Hanım, Ankara'daki saldırılara karşı kent çevresine, kent dokusuna yönelik ağır saldırılara karşı hukuki süreçleri başlatıp takip edip bu konuda mücadele ettiğinizi, kamuoyunu bilinçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz. Ankara Orman Çiftliği'nin başına gelenler belli. Saracoğlu bir yıkım ve saldırı süreci altında. Saracoğlu ile başlarsak, Saracoğlu Mahallesi'nin önemi önce nereden geliyor ve orada yaşanan son hukuki süreç ne aşamada? Şöyle kısa bir hemen isterseniz Ankara'daki bu tahribat neden yapılıyor onu anlatmak isterim. Ankara Cumhuriyet'in başkenti. Dolayısıyla neoliberal politikalarla siyasal İslam'ın rejimle hesaplaşmasının aslında zirve mekanı haline geldi. Yani iki kıskaç arasında kaldı. Bir taraftan sizin de başta söylediğiniz gibi o yüksek yoğunluklu yapılaşmalarla bir kentsel rant odağı haline geldi. Bir taraftan da Cumhuriyet döneminin yapıları, eserleri ve kamusal alanlarıyla bir hesaplaşma sürecine girildi. Bu hesaplaşma içerisinde Cumhuriyet döneminin o hesaplaşması süreci, siyasal İslam'ın hesaplaşması sürecinin zirve mekanlarından birisi Atatürk Orman Çiftliği oldu. Birisi de Saraçoğlu Mahallesi oldu. Saraçoğlu Mahallesi aslında Cumhuriyet fikriyle birlikte Cumhuriyet'in o özgürlükçü bakış açısı, bürokrasisine verdiği önem ve değerle birlikte iş yerlerine yakın bir yaklaşımla bir devlet mahallesi olarak planlandı. Biz ona Cumhuriyet'in ilk toplu konutu diyoruz aslında. Orada oturanlar bir taraftan işte çok yakınlarındaki bakanlıklarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışan insanlardı ki işte Kızılay Güven Park, Saraçoğlu Mahallesi ve sonrasında başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar devam eden bakanlıklar yerleşkesinin aslında konut mekanıydı. Dolayısıyla orada şunu görebiliyorsunuz zaten. Yani Cumhuriyet dönemindeki o erken Cumhuriyet dönemindeki o bürokrasi, yani sabahtan akşama kadar iş yerinde birlikteler. Akşam ev hayatıyla aslında komşuluk ilişkileriyle bir uzlaşma alanı yaşıyorlar. Yani farklı düşüncelerde de olsalar Saraçoğlu Mahallesi gibi bir mahallede oturmak, ikişer katlı, üç katlı, dört katlı, beş katlı değişik topografyaya yayılmış bir alanda sonuç itibariyle çocuklarının birbirine karıştığı ve oynadığı, işte eşlerin birbirleriyle diyalog içerisinde olduğu ama bir taraftan da devlet bürokrasisinin yürüdüğü bir yer olarak düşündüğünüzde çok insancıl bir bakış açısıyla, çok uzlaşmacı aslında bir bakış açısıyla planlanmış durumda. Kentle kurduğu ilişki açısından da oldukça önemli çünkü Saraçoğlu Mahallesi'nde oturanlar aslında ülkeyi yönetenler. Ama sokağa çıktığı andan itibaren Kızılay'da ülkeyi yönetenleri görebilen bir yönetilenler grubu var. Yani halkla yönetenle yönetilenin karşılaştığı çok önemli bir demokrasi ortamı oluşturuyor Saraçoğlu Mahallesi. Alman mimar Paul Bonatz tarafından yapılmış. Tabii iki ülkenin de kültürünü burada yansıtıyor. Alman Siedlung yerleşkesiyle işte Türk evini birleştirerek iki kültürün ortak ürünü haline getiriyor. Dönemsel olarak hani projeleri çok tartışılmış da olsa Paul Bonatz'ın ama topografyayla yaygınlaşması, işte kendi küçük ölçeğiyle birlikte aslında insan ölçeğinde insan odaklı bir mekansal düzenleme yapması açısından, yerleşimi açısından, iş yerlerine yakınlığı ve merkeze yakınlığı açısından oldukça önemli. 1979 yılında tescil ediliyor kültür varlığı olarak. 93-94 yıllarında da yine Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Çankaya Belediyesi'nin çalışmalarıyla bu sefer tek tek ağaçlar, yapıların hepsi tescil ediliyor. Dolayısıyla bir
kültür varlığı olarak gelecek kuşaklara taşınması gerekiyor. 94 yılında Tansu Çiller'in işte başbakan olduğu dönemde buranın satılışı gündeme geldi. İşte ekonomiye gelir kaydetmek anlamında. Yine o dönemde çok fazla mücadele etti Mimarlar Odası. Sonuçta satamadılar orayı. Birinci hamle buydu tahribat açısından. Satış yapmak istediler, satamadılar. Çünkü Süleyman Demirel veto etti bu satışı. İkinci hamle 2013 yılında geldi. O da madem satılamıyor o zaman buraları işte Manhattan gibi böyle yüksek yoğunluklu yapılarla işte alışveriş merkezleriyle donatmak istediler. Yani yıkmak istediler Saraçoğlu mahallesini. Riskli alan ilan etmeleri o dönemde onların evet, kararı. Evet, yani arka arkaya riskli alan ilan ettiler. Orada oturanları boşalttılar. Hatta zorla boşaltma süreçleri yaşandı kentin merkezinde. Hı hı. Ve çok ilginçtir. Yani hep kentsel dönüşüm sürecinde görüyoruz hani yoksul insanlar evlerinden, yerlerinden edilirken Saraçoğlu mahallesinde devleti yöneten bürokrasi aslında evlerinden elde yerlerinden edildi ve zorla boşaltıldı orası. Yani biz o süreçlerin tamamına tanıklık ettik ve oradaydık. İşte Başbakanlık basın müşaviri de, savcılar da, hakimler de, emniyette görevli insanlar da orayı boşaltmamak için çok direndiler. Çünkü boşaltırsak yıkılacak yaklaşımı onlarda da hakimdi. Hangi yıldı bu? 2015 yılından sonra oldu bu tüm bu boşaltma işlemleri ve sabahın saat erken saatlerinde saat 6'da gelerek boşaltmaya çalışıyorlardı. Oysa işte mesai saati başladığında o insanlar boşaltmak istemedikleri için yürütmeyi durdurma başvurusu yapıp yürütmeyi durdurma alabiliyorlardı bir saat içerisinde. Dolayısıyla erken saatte boşaltmaya çalıştılar. Sonra da ıssızlaştı orası. Tabii ki yine bizim o dönemde çok mücadelemiz oldu Mimarlar Odası olarak. Bir yarışma açtık. Saraçoğlu Mahallesi kente nasıl katılır? Mücadele süreciyle birlikte de aslında yıkım sürecini de bu sefer bertaraf etmiş olduk. Hem karşılıklı diyalog süreci hem mücadele süreciyle yıkım sürecini de şey yapmış olduk, geriye çektirmiş olduk. Şimdi karşı karşıya olduğumuz durum, Saraçoğlu Mahallesi boşaltıldı, çöküntü alan haline getirildi. Bilerek yapıldı bu. Genelde kentsel dönüşüm yapılacak yerlere böyle yapıyorlar. Boşaltıyorlar, çöküntü, suç mahalli haline getiriyorlar. Sonra da oraya hayat veriyoruz biz yaklaşımıyla giriyorlar. Saraçoğlu'nun da başına gelen o. Saraçoğlu Mahallesi'nin şu anda özgün değerini bozarak aslında o daha insana, topluma çok önemli mesajlar veren kamusal bir alan olan özgünlüğünü bozarak şu anda özel sektöre, sermayeye peşkeş çekilen bir alana dönüşüyor otellerle. Şu önemli mi bu bahsettiğiniz süreç içinde? 2017 yılı yanılmıyorsak inşaat sektörünün bir tanrıçası sayılabilen TOKİ'ye bağlı gayrimenkul yatırım emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bu ne anlama geliyor niyet açısından? Şimdi orayı yıkamadılar. Sonra lojman statüsünü değiştirdiler. Lojman statüsünü değiştirdikten sonra ekonomiye kazandırmak için de işte emlak gayrimenkul yatırım ortaklığına hisse karşılığı gelir paylaşımı satışı üzerinden bir anlaşma yaptılar. Bunların hepsi yargıya taşındı bizim tarafımızdan. Onları söyleyebilirim. Emlak gayrimenkul yatırım ortaklığının girdiği her yerde bir rant politikası vardır. Orada özgün değer aramanız mümkün değildir. Orada kıymet verilen değer paranın satın alma ve değişim değeridir. O açıdan Saraçoğlu Mahallesi'nin bir hikayesi var. O hikayesini yok etmek üzere. Şimdi bir işte restorasyon başlatıyoruz diyorlar ama özgün niteliğini bozuyorlar, binaların özgün niteliğini bozuyorlar. Çünkü binaları dükkan haline getiriyorlar, oradaki konutları restoran haline getiriyorlar, işte o otel haline getiriyorlar, fuayeleri yapılıyor, suitleri yapılıyor. Bu şu anki özgün durumunun dışına çıkıyor. Dolayısıyla bir kamusal alanken artık parasını verip oturabileceğiniz, parasını verip gölgesinden yararlanabileceğiniz bir alan olmaya başlıyor. Biz buna karşı çıkıyoruz zaten. Öte yandan hani mimari açıdan baktığımızda da eser sahibi olan Paul Bonatz'ın varisleri var. Şu anda yaşıyorlar Almanya'da ve bu tür yapılarda, eser niteliğinde olan yapılarda yapının varislerinden izin almanız gerekiyor ona müdahale edebilmeniz için. Tıpkı işte ressamların, Picasso'nun, Van Gogh'un işte resimlerine müdahale edemediğiniz gibi bu eserlere de müdahale edemiyorsunuz. Fikri bir hak da. Evet, fikri hakları var. Dolayısıyla bunların telif haklarından kaynaklı onlardan
izin almanız gerekiyor. Bu izini de almadılar. Şimdi biz bunu yargıya taşıyoruz. Çünkü Paul Bonatz'ın varislerine ulaştık. Biz torununun eşine ulaştık. Almanya'da onlar bize Stuttgart'ta noterden vekalet verdi bu süreci yürütmemiz açısından. İlgilenmeleri de olumlu olmuş, evet, ilgi göstermeleri. Evet. Hem avukatlarımız hem bana idari yazışmalar konusunda vekalet verdi. Şimdi büyük bir davaya hazırlanıyoruz. Yani Saraçoğlu Mahallesi'nin böyle başına gelen 3 olay var. İşte mücadele de 3 aksta şekillendi. Önce satmak istediler, satamadılar. Sonra yıkmak istediler, yıkamadılar. Şimdi işte üçüncü perde mücadelede devam ediyor. Özgün değerini yok ederek aslında onu sermayeye peşkeş çekmek istiyorlar. Özgünlüğünü bozmak ve hikayesini yok etmek istiyorlar. Çünkü orası bir cumhuriyet hikayesi anlatıyor bize. Cumhuriyetin yönetenle yönetilenin, kent demokrasisine bakışının, insan ilişkilerinin işte toplumla nasıl harmanlandığını gösteriyor. Halkçı bir proje. Tabii daha önce, halkçı bir proje. Yani klimatizasyon açısından, peyzajı açısından çok önemli. Kent merkezinde önemli bir nefes alanı. Yani Güven Park'ta 28 dereceyken yazın sıcaklık Saraçoğlu Mahallesi'nde 25 dereceye düşüyor. 3 derecelik bir klimatizasyon etkisi var. Gürültü kirliliğini orada hiç hissedemiyorsunuz mesela. Müthiş. O kornaları falan duyamıyorsunuz. Dolayısıyla halktan kopartmaya çalışıyorlar. Yani hukuksal sürecimiz devam ediyor. Altına otopark yapmayı çok istiyorlar. Saraçoğlu Mahallesi'nin altına otopark yapılacak ama zaten o ağaçlarıyla oluşturduğu o habitatıyla birlikte Saraçoğlu'nun altına girdiğinizde Saraçoğlu ölür. Şu anda da öyle bir tehlikesi de var. Henüz planlar iptal edilmediği için. Hem Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin hem de Şehir Plancılar Odası'nın bu konuda davaları devam ediyor. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Peki Tezcan Hanım, kamuoyunu bilinçlendirmek için de basın açıklamaları yapıyorsunuz. Bu konuda girişimleriniz var topluma sesinizi duyurmak için. Burada yeterince destek görüyor musunuz? O durumda ne düzeydesiniz bu mücadelede? Şimdi tabii çok iyi anlatabildiğiniz süre içerisinde destek alıyorsunuz. Yani bugün hem Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi hem Saraçoğlu mücadelesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki o yol yapımları sürecinde özellikle halkın bir kent hakkı kavramı üzerinden bir bilinç sıçraması yaşadığını biliyoruz. Biz özellikle Atatürk Orman Çiftliği sürecinde de ideolojiyle mekan kavramının çok iyi netleştirdiğini düşünüyoruz. Yani Anıtkabir'de ya da Atatürk Orman Çiftliği'ne eğer bir müdahale olduğunda onun siyasi bir rolünün olduğunu hissediyor. Ama bugün pandemi koşulları, işte otoritenin giderek yükselmesiyle birlikte insanlar aslında böyle biraz kendi duygularını gösteremez hale geldiler. Göstermekten imtina ediyorlar. Belki de en büyük tehlike bu aslında. Hani cesaret edememe hali, kendisine bile söyleyememe hali, aslında doğru bulmadığı halde onu kabullenmek zorunda olma hali. Bugün karşı karşıya kaldığımız bence en önemli sorun bu. Hani cumhuriyet değerlerini savunmada, evrensel demokrasi ve evrensel hukuk mücadelesindeki en önemli sorun bu. Yani herkese doğru ve eşit bir şekilde yaklaşmak. Yani o Kürt, o Türk, o Ermeni, o Yezidi, o başka bir düşünce, o başka bir düşünce değil. Doğru tektir aslında bilimsel olarak baktığınızda. Doğrunun yanında, vicdanın yanında olmak gerekiyor. Bugün bence toplum bunu biraz kaybetmiş durumda. Çok tarafgir bir yaklaşım içerisinde. İşte biraz sonra belki gündeme gireceğiz Atatürk Orman Çiftliği'nde. Evet, onu da soracağım size. Mevzusunda. Yani bir anda kimin yaptığına bakıyorlar olayı, ne yapıldığına bakılmıyor. Aslında ne yapıldığına bakılması gerekiyor. Biz onlara ayı gösteriyoruz. Onlar ayı gösteren parmağa bakıyorlar. Oysa ayın güzelliğini ve ayın gerçekliğini farkında değiller. Yani bunu da ama aşacağız. Çünkü bu zamanlar da zor zamanlar. Biz Kaçaksaray mücadelesini verirken de böyle süreçleri çok yaşadık. Çok emek vermek gerekiyor. Doğru bildiğinizi söylemekten vazgeçmemeniz gerekiyor. İlkesel duruşunuzun, hangi siyasi parti, hangi görüş olursa olsun ilkesel duruşunuzun, yani sizin omurganızdır o. Omurganızı kaybetmemeniz gerekiyor. Toplum bugün biraz omurgasını bence sallanıyor yani. En önemli dezavantajınız. Evet.